Gençler merhaba, hoş geldiniz Altın Akademi'ye. Bugünkü videomuzda 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1. dönem 2. yazılı solo örneğiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz 2. yazılar okullarda genelde test oluyor. Yani genelde 25 soruluk test soruları soruluyor ortak sınav olduğu için. Biz de sizlere 25 sorudan oluşan bir test sorusu hazırladık. Biliyorsunuz bu yazılı da arkadaşlar özellikle şiir konusu çok önemli. Sizin kitabınızda bulunan 3. ünitedeki şiir konusuna ağırlıklı olacak çıkacağını yani soruların oradan çıkacağını düşünüyoruz. O yüzden biz hem dil bilgisi tabii ki soruları var hem de edebiyatla ilgili soruları sizler için hazırladık. Hadi bakalım hep birlikte çözmeye başlayalım. İlk sorumuz arkadaşlar bir edebiyat sorusu tabii ki. Diyor ki bu cümlede yer alan boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir? Servet-i Fiyun'un şiirinde hangi akım var demek istiyor soru değil mi? Romanında ise hangi akımlar var? Evet arkadaşlar Servet-i Fiyun'un şiirinde kullanılan akımlar hangisi? Sembolizm ve parnasizm. Evet. Romanında hangi akımlar kullanılıyor? Romanında realizm ve naturalizm kullanılıyor sevgili gençler. O yüzden D şıkkımız olacak. Servet-i Fiyun'un şiirinde sembolizm ve parnasizm akımları, romanında ve hikayesinde tabii ki realizm ve naturalizm akımları kullanılıyor. Sevgili gençler, ikinci sorumuz aşağıdaki eserlerden hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir? Yani yazar eser eşleştirmesi var burada. Yani sorusu var. Bununla ilgili buna benzer bir soru muhakkak çıkacaktır sevgili gençler. O yüzden kitabınızdaki özellikle kitabınıza verilen yazarların veya şairlerin eserlerini bir bakın, bir çalışın, bir öğrenin sevgili gençler. Süleyman Nazıf'ın eseri Fırak-ı Irak doğru. Ziya Paşa'nın eseri Şiir ve İnşa mıdır? Evet doğru, onun eseridir. Cenab-ı Şahabettin Tiryaki Sözler. Evet bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel sözler var. Tam böyle Twitter'da, Facebook'ta böyle duvar sözleri oluşturacak çok güzel sözleri var. Yani Cenab-ı Şahabettin'e ait bir eserdir. Saray ve Ötesi Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bir düşünelim. Saray ve Ötesi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın mı? Dursun bakalım. Siyah İnciler Mehmet Rauf. Evet mensur bir şiir örneğidir. Siyah İnciler ve Mehmet Rauf'a aittir. Hatta tek şiir kitabıdır bu. Arkadaşlar Saray ve Ötesi Halit Ziya Uşaktagil'e ait bir eserdir. Yani Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait değildir. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacak. Diğer bir soru. Aşağıdakilerden hangisi memleket edebiyatı akımı doğrultusunda eser vermiş sanatçılarından biri değildir? Biliyorsunuz hikaye konusunda zannedersem 2. ünite arkadaşlar. Bu anlatılıyor. Bu konu anlatılıyor ders kitabınızda. Memleket edebiyatı akımı doğrultusunda veren sanatçılar Ömer Bedrettin Uşaklı, evet doğru veriyor. Ahmet Kutsi Tecer, evet. Orhan Şahit Gökyay, evet o da memleket edebiyatı akımı doğrultusunda eser veriyor. Emin Bülent Serdaroğlu, düşünelim biraz. Kemalettin Kamu. Sevgili gençler, Emin Bülent Serdaroğlu, şöyle bir genel kültür olsun diye söylüyorum. Ali Samiyen'le birlikte Galatasaray Spor Kulübü'nü kuran ve takım kaptanlığı da yapan bir kişidir. Ama ne zaman, yani hangi edebiyat döneminde? Evet, Fecri Ati döneminde sevgili gençler. Emin Bülent Serdaroğlu Fecri Ati döneminde eser veren bir şairdir kendisi. Hatta Kin adlı şiiri, şuraya yazayım bu da çok önemlidir. Kin adlı şiirini Atatürk ve Ziya Gökalp özellikle çok takdirle karşılamıştır, çok beğenmişlerdir. Dolayısıyla memleket edebiyatı çizgisinde vermiş bir sanatçı değil sevgili gençler. Dördüncü sorumuz. Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet böyle bir tanım cümlesi, böyle bir anlatım cümlesi verip yazarı veya şairi sorabilirler. Unutmayalım. Milli Edebiyat Dönemi şairi. Öncelikle bu. Milli Edebiyat Dönemi şairiymiş onu bileceğiz. Ve memleket edebiyatı anlayışıyla eser veriyormuş. Önde gelen isimlerindendir. Beş Hececiler diye anılan şairlerden biridir. Bak daha da bize kolaylaştırıyor işimizi. Şimdi bir kere Yahya Kemal Beyat da Beş Hececilerden midir arkadaşlar? Beş Hececilerden biri değildir Yahya Kemal Beyat. Onu çiziyoruz. Peki Mehmet Emin Yurdakul Beş Hececilerden midir? Hayır, o da değildir. Evet, ikisini eledik zaten otomatik olarak. Yani Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafız Çamlıven bunlar Beş Hececi. Kaldı 3 seçeneğimiz. Devam edelim. Milli kaynaklara yönelen şair Anadolu gerçeğini şiirlerini başarıyla yansıttı. Üçü de yansıtıyor. Çam Deviler ve Deli Ozan takma adlarıyla. Evet bu takma adlar kime ait? Bu takma adlarıyla mizahi şiirlerde yazmış. Çoban Çeşmesi. Evet işte bizim asıl ayırt edici
tanımış şiirlerindendir diyor. Kimindir Çoban Çeşmesi? Evet arkadaşlar, Faruk Nafız Çamlıbeli'dir. Faruk Nafız Çamlıbel, Çam Devreme, Deli Ozan takma adlarıyla da mizahi şiirler yazmışlardır. Arkadaşlar burada görülen bilgileri, gördüğünüz bilgileri hemen şöyle hızlıca seçeneklere bakın. Bu bilgilerden hangisi değilse özellikle biraz önce yaptığımız gibi eleme yöntemiyle hızlıca bunları çözebilirsiniz. Size bir tavsiye. Beşinci sorumuz Tevfik Fikret. Evet, Servet-i Fünun'un en önemli şair olan Tevfik Fikret ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Fransız edebiyatının andan sonra nazım biçimine şiirler kaleme almıştır. Evet, özellikle Servet Fünun döneminde batıdan, yani Fransız şiirinden alan sone, terzirima gibi yeni nazım biçimlerini kullanıyorlar. Doğru. Yani Tevfik Fikret de kullanıyor. 1901'den sonra sanat toplum içindir anlayışıyla şiirler yazmıştır. Arkadaşlar Tevfik Fikret 1901'de, biliyorsunuz nedir bu tarihin önemi? 1901'de Servet-i Fünun dergisi kapatılıyor. Dolayısıyla Servet-i Fünun topluluğu da dağılıyor. Bundan önce, yani 1901'den önce Tevfik Fikret sanat içindir anlayışıyla eserler vermiştir. Ama 1901'den sonra fikri değişiyor. Servet-i Fünun dağıldıktan sonra, Servet-i Fünun dergisi kapatıldıktan sonra toplum için sanat anlayışıyla eserler veriyor. Yani bu da doğru. İkisini de eliyoruz. Roman ve hikaye türünde başarılı eserler vermiştir. Arkadaşlar Tevfik Fikret'i biz şair olarak tanıyoruz. Evet, çok güzel şiirleri var. Evet. Peki roman ve hikaye türünde eser vermiş mi vermemiş mi? Bir düşünelim. Diğer seçeneklerimize bakalım bu sırada. Aruz'un yanında hece örtüsüyle de şiirler yazmıştır. Evet, ama heceyle yazdığı tek bir şiir kitabı var. Adı nedir? Şermin. Evet arkadaşlar. Şermin çocuklar için yazdığı şiirlerden oluşan bir kitabıdır ve bu kitabı hece örtüsüyle yazmıştır. Diğer şiirlerini aruz örtüsüyle yazmıştır. Aruz'un, yani bunu da eliyoruz. Evet. Aruz'un geleneksel kurallarını yıkarak bu ölçüyü Türkçe'ye başarıyla uydurmuştur. Evet arkadaşlar, aruzu Türkçe'ye başarılı uygulayan bir sanatçıdır Tevfik Fikret. Aynı Mehmet Akif Ersoy gibi, onu da unutmayalım. Bunu da eliyoruz. Biraz önce söyledim, düşünelim demiştim ya sevgili gençler. Roman ve hikaye türünde eseri yoktur Tevfik Fikret'in. Lütfen unutmayalım. Evet, cevabımız C seçelim. Altıncı sorumuz. Yukarıda boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Bir mesaj verme kaygısından uzak, amacı sadece estetik olan şiirdir. Estetik kaygısı var ve şiirdir diyor. Evet, şu altını çizelim, anahtar kelimelerimiz, altın kelimelerimiz. Öğretici değildir. Evet, bakın milli edebiyat şiiri öğreticidir. Değil mi? Bunu çizelim mi? Çizelim. Bravo. Hikaye unsuru barındırmaz. Genellikle bireysel temaları işler. Bireysel temalar hangisinde var? Şimdi Tanzimat şiirinde özellikle birinci dönemine bakıyorsak bireysel temalar yok. Bu şiirde ses ve söz, bakın ses ve söz var diyor. Şimdi sembolik şiir olabilir mi? Bireysel şiir, bakın bunlar üçü birbirine çok yakın değil mi arkadaşlar? Ama şiir oluşturma özelliğinde birleşir. Yani burada aslında bize anlatmak istediği öğretici olmaması, efendim estetik olan bir şiirdir, mesaj verme kaygısından uzak olan bir şiir, yani bir gelenekten bahsettiği için saf şiir olacak arkadaşlar. Bize bir akımdan bahsetmiyor. Değil mi? Bakın ses ve söz tamam, sembolik şiirde var. Bireysel şiirde bu da yok. Bunu geçelim. Bireysel şiirde illa ses ve söz olacak diye bir kaidemiz yok. Ama burada evet zor bir soru. Burada anlatmak istediği, yani seçenekler birbirine çok yakın. Anlatmak istediği bir şiir akımından ya da bir geleneğinden bahsettiği için saf şiir arkadaşlar. Saf şiirde estetik kaygı vardır. Öğretici değildir. Ses ve söz ön plandadır. Kim vardır özellikle Cumhuriyet dönemine, daha doğrusu Milli Edebiyat dönemine baktığımız zaman? Ahmet Haşim değil mi arkadaşlar? Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı'yı biz saf şiirde görüyoruz. Tabii ki sadece bunlar değil, daha sonra da Cumhuriyet döneminde de var. Ama özellikle saf öz şiir deyince Ahmet Haşim ve Yahya Kemal aklımıza gelmeli. Yani bu konuya da çalışın sevgili gençler. Yedinci soru. Yukarıdaki dizelerde hangi edebi akımdan söz edilmektedir diyor. Bir şiir dizesi var burada. Şiirden alınmış. Bakalım. Eğilmiş arza kanar mutlasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Bakın kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Sular yanar mı? Yanmaz. Sular mı yandı? Neden Tunca benziyor mermer? Arkadaşlar bu kimin şiirini hatırladınız mı? Bu arkadaşlar sembolizm akımıyla şiirlerini, hem sembolizm akımıyla hem de empresyonizm, yani izlenimcilik
edebiyat akımıyla şiir yazan Ahmet Haşim'in şiiri değil mi arkadaşlar? Eğer bunu bilirseniz, bu şiirin ona ait olduğunu bilirsiniz, zaten çok kolaylıkla yaparsınız. Arkadaşlar bakın, hep semboller var. Sular mı yandı diyor. Neden Tunca benziyor mermer? Mermerin Tunca benzemesi. Yani gerçekçilikten uzak, realizm olamaz, naturalizm olamaz, klasizm zaten olamaz. Hadi varoluşçuluktur, eksistansiyalizm, o da olamaz. Zaten Ahmet Haşim'in olduğunu anladığınızda, işte kanlı bülbüller durur alev gibi dallarda. Bakın, alev gibi dallarda. Bunların sembolik ifadeleri olduğunu anladığınızda, sembolizmin olduğunu da zaten anlarsınız. Cevabımız C seçeneği. Sekizinci sorumuz, yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı kimdir? Tanzimat'ın ikinci dönem temsilcilerindendir diyor. Bir kere Tanzimat diyorsa hemen seçeneklere bakın. Cahit Sıtkı Tarancı Tanzimat değil. Cenap Şahabettin Servet Fünun sanatçısı. Tevfik Fikret Servet Fünun sanatçısı. Ahmet Haşim Fecrati sanatçısı. Bakın çok kolay. Hemen Abdülhakami Tarhan'ı işaretleyebilirsiniz. Ama bir bakalım. Tanzimat'ın ikinci dönem temsilcilerindendir. Tezatlar şairi. Evet, Abdülhakami Tarhan deyince tezatlar şairi aklımıza gelecek. Daha çok bireysel konulara değinmiş. Ölüm arkadaşlar. Biliyorsunuz Makber şiiri çok ünlüdür. Ölümle ilgili Makber şiiri. Hayat, tabiat, aşk, metafizik gibi temaları işlemiştir. Türk edebiyatında ilk kafiyesiz şiir. Nedir ilk kafiyesiz şiir? Evet, Validem değil mi? Validem şiiri, Abdülhakamit Tarhan'ın Validem şiiri Türk edebiyatında yazılan ilk kafiyesiz şiirdir. Abdülhakamit Tarhan'ı özellikle dikkat edin, çalışın, çok önemli var. Mesela aruzda yazılan ilk tiyatro, hecele yazılan ilk tiyatro, ilk kafiyesiz şiir, ilk pastoral şiir, Sahra, sevgili gençler. İlk pastoral şiir Sahra ona ait. O yüzden çok önemli ilkleri vardır. Lütfen bu şairimize özellikle çalışın. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu, gerçekçi, roman ve hikayecilerin özelliklerinden biri değildir? Bakalım. A şıkkı romantizmden etkilenmiş kişileri iç ve dış yönleri tasvir etmişlerdir. Toplumcu, gerçekçi sanatçılar romantizmden mi etkileniyor, başka bir akımdan mı etkileniyor? Bu dursun. Soru işaretimi koydum. Bu dursun arkadaşlar. Soru işareti. Hangi akımdan etkilendiği mi dursun bakalım. Anadolu coğrafyasını, halkın sorunlarını, köy hayatını ele almışlar mıdır? Toplumcu gerçekçiler. Elbette. Sanatın tek amacının insanları daha iyiye, daha doğruya, daha güzeli yükseltmek olduğunu savunmuşlardır. Yani sanatı toplum için kullanmışlardır. Evet arkadaşlar. Eserlerde yeni estetik biçimler denemişlerdir. Evet. Eserlerini konuşma diliyle yazmışlardır. Yani halkın anlayacağı bir dille yazmışlardır. Kahramanlarını bölgesel ağızlarına göre konuşturmuşlardır. İşte Anadolu'ya açılmışlar ya toplumcu gerçekçiler. Bu da doğru. Sevgili gençler, A şıkkına tekrar dönelim. Toplumcu gerçekçiler eserlerini romantizm değil, realizm, gerçekçilik değil mi? Realizm akımının etkisiyle oluşturmuşlardır. Daha gerçekçidirler. Zaten adı üzerinde gerçekçi diyor arkadaşlar. Toplumcu, gerçekçi, realist ile romantik değillerdi. O yüzden A şıkkı olacak. 10. soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi toplumsal gerçekçi? Biraz önceki soru ilintili. Toplumsal gerçekçi akımın Türk yazınındaki, yazın ne demek? Bazen öğrenciler bunu şaşırıyor. Hocam yazın ne demek diyor. Yazın edebiyat demek. Bakın yazıyorum. Yazın demek edebiyat demek. Türk edebiyatındaki öncü isimlerinden biri değildir. Yani toplumcu, gerçekçi, yazar değil. Nazım Hikmet, toplumcu, gerçekçi deyince Nazım Hikmet aklımıza gelecek. Sabahattin Ali aklımıza gelecek. Orhan Kemal aklımıza gelecek. Fakir Baykurt aklımıza gelecek sevgili gençler. Yani buradaki Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Fakir Baykurt bunlar toplumsal, gerçekçi sanatçılarımızdır. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar nedir? Hangi şeyde yazıyor arkadaşlar? Saf şiirde yazıyor. Saf öz şiirde yazıyor. Yani toplumcu gerçekçi değildir. Şiiri estetik bir kaygıyla ele almıştır. Sadece şiir olsun diye yazıyor. Estetik kaygı ön plandadır. Toplumla ilgili bir derdi yoktur arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. 11. soru. Yukarıdaki parçada söz edilen şair kimdir? Milli Edebiyat Dönemi şairlerindendir diyor. Tamam. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp bunların çoğu Milli Edebiyat Dönemi, yani belki Mehmet Akif Ersoy Cumhuriyet Dönemi diyebiliriz ama bakalım. Yani ayırt edici bir özellik göremedik. Şiir yazmaya Servet Fünun döneminde başlamış. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. He, bütün şiirlerini diyor. Bir kere Mehmet Akif Ersoy hep aruz ölçüsüyle yazmıştır, değil mi?
Yahya Kemal Beyatlı aruz ölçüsüyle yazmıştır şiirlerini. Yani birkaç tane hece ölçüsüyle deneme yapmış ama bütün şiirlerini yazmamışlardır arkadaşlar. Şair Ziya Gökalp de ilk zamanlarda aruz ölçüsüyle yazıyor. Daha sonra hece ölçüsüyle yazıyor. Bunu da eleyebiliriz. Şair sade bir Türkçe ile yazdığı şiirlerinde milli konuları ele almıştır. Şimdi Ömer Seyfettin'i bir hikayeci olarak biliyoruz değil mi arkadaşlar? Buradan eleyebiliriz ama daha da ayırt edici özelliğimiz bakın burada. Ey Türk Uyan şairin tanınmış eserlerindendir. Ey Türk Uyan, Türk Sazı, Türkçe Şiirler gibi eserler Mehmet Emin Yurdakul'a aittir. Mehmet Emin Yurdakul'un bir ünvanı, bir şeyi vardır. Onunla ilgili Türk edebiyatında neler söylenir? Mesela Namık Kemal için vatan şairi derler. Namık Kemal için de ne derler? Türk şairi derler. Türk şairi ve milli şair derler sevgili gençler. Bunu unutmayın. Mehmet Emin Yurdakul için Türk şairi ve milli şair derler. Bunu da lütfen unutmayın. Olur ki testlerde çıkarsa aklınızda kalsın. 12. soru. Bakalım. Hikayelerinde konu ve olaydan çok şiirsel etki yaratacak durumları ele alan, genellikle balıkçıları ve deniz insanlarını anlatan, bakın buralar anahtar kelimeler, balıkçıları ve deniz insanlarını anlatan, daha çok bir İstanbul hikayecisi, İstanbul hikayecisi arkadaşlar. Şimdi Ömer Seyfettin eleyebiliriz. Haldun Taner'i, Necati Cumalı'yı kaldı ikisi. Neden ikisi diyorum? Çünkü balıkçıları ve deniz insanlarını anlatıyor Halikarnas balıkçısı. Ama İstanbul hikayecisi asıl ayırt edici kavram budur. Bu kimdir? Sait Faik Abasıyanık'tır arkadaşlar. Sait Faik Abasıyanık biliyorsun Türk edebiyatında durum hikayecisidir. Bunu unutmayalım. Bu bilgi de çıkabilir. Ömer Seyfettin olay hikayecisidir. Olay hikayecisinin dünya edebiyatındaki temsilcisi kimdir? Maupassant. Durum hikayecisinin temsilcisi, pardon karıştırdım özür dilerim. Ömer Seyfettin, Anton Çehov yani olay hikayecisi, Maupassant ise durum hikayecisi, onun da temsilcisi Sait Faik Abasıyanık sevgili gençler. Evet, 13. sorumuza bakalım. Yukarıda kendisinden bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar seçeneklere bir bakar mısınız? Bakın sizlere yabancı olabilir. Bahtiyar Vahapzade, Recep Küpçü, Özker Yaşın, Şehriyar, Osman Türkay. Hiç böyle tanıdık gelmiyor değil mi bunlar? Bu yine ders kitabınızda 3. ünitenin son konusudur. Türkiye dışındaki şairleri, Türkiye dışındaki şiiri anlatan bir konudur. Soru gelebilir diye buraya aldım. Sakın küçümsemeyin. Arkadaşlar muhakkak o konuya da çalışın. 3. ünitenin son konularından arkadaşlar. Türk dünyasında tanınan ve çok okunan bir şairdir. Vatan ve ana dil temaları etrafında Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesini yansıtır. İşte anahtar kelimemiz, altın kelimemiz Azerbaycan sanatçısı arkadaşlar. İlhamını halkın irfanından aldı. Azerbaycan halk şairi unvanını almış. Bakın Azerbaycan halk şairi. Benim dostlarım, Bahar, Dostluk Namesi tanınmış başlıca şiirleridir. Gençler, Şehriyar İran şairidir. Evet, İran şairi. Eledik. Recep Küpçü Bulgaristan şairidir. Eledik. Yazın biraz kötü, hızlı yazıyorum ama arkadaşlar kusura bakmayın. Osman Türkay ve Özker Yaşın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kısaca yazayım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şairleridir. Ama Bahtiyar Vahapzade Azerbaycan şairidir. Ve burada anlatılan bu eserler de arkadaşlar kendisine aittir. Tekrar söylüyorum bu konuya da lütfen bakın 3. ünite. 14. soru. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı göz önüne alındığında yukarıda boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade hangisidir? Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı. Bakalım. Türk edebiyatında işte anlayışla eser veren sanatçılar eserlerinde köy yaşamındaki sorunları, toprak kavgalarını, ağ köylü çatışmasını, arkadaşlar saf şiirde böyle bir şey var mı? Ağ köylü çatışması, toprak kaygıları bir kere yok. Milli edebiyatta var. Toplumcu, modernizm esas alanda var mı? Yok. Biren iş dünyasının esas alanda yok. Kaldı ikisi. Bakalım. Köyden kente göçün neden olduğu sorunları. Şimdi arkadaşlar toplumcu gerçekçi anlayış milli edebiyatta var mı? Var. Ama bir anlayış bakın bu. Değil mi? Anlayış. Şöyle bağdaştıralım. Milli edebiyat anlayışıyla da olabilir ama birbiriyle çeldirici bir şey. Bayağı bir yakın ama özellikle buradaki ifade, devam edelim bakalım. Büyük kentlerde yaşayan işçilerin, emekçilerin yaşam mücadelelerini ele alan milli edebiyat dönemindeki anlayış
toplumcu gerçekçi anlayıştır. Çünkü milli edebiyat döneminde başka anlayışlar da var arkadaşlar. Ama burada özellikle köy yaşamını anlatan, köyden kente göçün neden olduğu sorunları anlatan anlayış toplumcu gerçekçi anlayıştır. Unutmayın, bununla ilgili birkaç tane soru sordum, gördüğünüz gibi sizin sınavınızda da çıkar arkadaşlar. Lütfen toplumcu gerçekçi anlayışı bir kez daha çalışın ve iyi öğrenin. Evet, bakın uzun bir soru, zor olabilir. Bakalım. Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Şiiri okuyalım. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş. Eşini gayip eyleyen bir kuş gibi kar. Geçen eyyamı nev baharı arar. Soldan sağa, sağdan sola lerzan-ı girizan. Gah uçmada tüyler gibi, gah olmada rizan. Karlar bütün elhan-ı mezamir-i sükutun. Karlar bütün esharı Riyazi Melikutun diyor arkadaşlar. Evet, bayağı Arapça farsça kelimeler var. Ağır bir dil değil mi? Bakın seçeneklerde var mı? Var. Çünkü söylenemez arıyoruz ama bu söylenebilir. Ağır ve süslü bir dil kullanmış. Arkadaşlar lerze ne demek? Lerze titreyiş demek. Nevbahar şurada ilkbahar demek. Elhan nameler ezgiler. Nerede elhan? Elhan nerede? Elhan. Arkadaşlar Elhan-ı Şita şiiri bu. Hatırladınız değil mi? Kitabınızda var. Elhan-ı Şita şiiri kime ait? Cenab-ı Şahabettin'e ait. Kar nameleri demek arkadaşlar. Elham neydi bakın name? Şita kar demek. Şita kar demek. Kar nameleri. Bu şiirde çok fazla betimleyici anlatımlar var arkadaşlar. Şimdi bak bakın beyaz lerzeye benzetmiş. Titreyişe benzetmiş karı. Betimleyici anlatımlar var. Şimdi baharı ve kışa ait unsurlar var mı? Şimdi kardan bahsettiği için kış değil mi? Evet ama bakın nevbahar neydi? İlkbahar. Evet hem ilkbahara ait hem bakın kar kışa ait ifadeler de var. Benzetme sanatından yararlanmış diyor. Bakın Riyazi Melekutun. Bakın şurada. Ne demek? Meleklerin bahçeleri. Yani karları meleklerin, hani melekler de beyaz kanatlıdır falan ya, ona benzetmiş. Öyle değil mi? Yani benzetme sanatından da yararlanmış. Ama şuraya bakar mısınız? Fecr-i Atiş şiir geleneğinden izler taşır. Arkadaşlar Cenab-ı Şahabettin hangi dönemin sanatçısı? Bravo. Servet-i Fünun sanatçısı. Fecr-i Atiş geleneğiyle ilgili değil. Yazılamaz yani. O yüzden cevabımız D olacak. Böyle zor bir soru gelebilir. Belki arkadaşlar şu isim de yazılmayabilir. Ben yazdım ama yani Cenab-ı Şahabettin, yani o şiirin kime ait olduğu da yazılmayabilir. Siz bunu bulmanız lazım. Diyeceksiniz ki hocam nereden bulacağız? Fecrati şiir geleneğinde de böyle ağır bir dil var. Doğru ama arkadaşlar şiirin adını da bilmeniz gerekiyor tabii ki burada. Yani kitabınızdaki bu şiirlere iyi bakın. Şiirlerin adlarına, yazarlarına ya daha doğrusu şairlerine bakın. Bunları öğrenin arkadaşlar. Üniversite sınavında verilmeyebilir. Belki sınavınıza odaklandınız ama üniversite sınavını da düşünürsek, üniversite sınavında da böyle bir soru gelebilir. Yani AYT kısmından bahsediyorum. Edebiyat kısmından bahsediyorum. O yüzden her şeyi bilmekte fayda var. Evet bravo. Geçelim 16. soru. Yukarıdaki metnin türü nedir diyor. Seçenekler ne diyor? Masal, tiyatro, manzum hikaye, serbest müstezat, serbest şiir, Mehmet Akif Ersoy masalları, tiyatroları var mı? Bakacağız. 5-10 gün oldu ki mutada inkiyat ile ben sabahleyin çıkıvermişim evden erkenden. Bakın cümleler şeklinde zaten nokta koymuş arkadaşlar, unutmayın bakın nokta var. Şimdi şiirlerde nokta olmaz mı? Olur ama şimdi bakın noktalı virgül var, ünlem var. Bu ifadeler şiirde çok da fazla kullanılmıyor. Bir de cümle şeklinde ifadeler var. Serbest müstesnatta da cümle şeklinde ifadeler var. Bu olabilir. Bu beni düşündürdü. Manzum hikaye olabilir mi? Hikaye şeklinde gibi. Bu da düşündürdü. Devam edelim. Bizim mahallede İstanbul'un kenarı demek, sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek. Demek ki sokaklarında bayağı yağmur yağdığında sel herhalde oluşuyor arkadaşlar. Sokakları hep böyle sular var gibi. Adım başında derin bir buhayre dalgalanır. Sular karardı mı artık gelen gelir dayanır. Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil. Selametin yolu insan için bu, başka değil. Arkadaşlar tiyatro değil gördüğünüz gibi. Masal da anlatmıyor. Şimdi hangisi? Serbest şiir. Yani serbest şiir olamaz bu da. Mehmet Akif Ersoy'un yani çok da böyle hani yazılmış şey ama burada bize bir hikaye anlatıyor. Yani şiir olamaz anlamında dedim ben size. Şimdi şiir tadında gibi kafiyeler var. Yani seciler var. Düz yazıdaki kafiyeler bunlar var. Hikaye tadında
serbest müstezat olabilir mi? Arasındaki fark şu arkadaşlar, serbest müstezat daha şiirseldir. Manzum hikaye, yani manzum hikaye ne demek? Nazım, yani şiirsel bir hikaye. O yüzden arkadaşlar bu metnin türü manzum hikayedir. Mehmet Akif'in manzum hikaye türünde yazdığı çok eser var arkadaşlar. Bu ayrıca kitabınızda da var zannediyorum, ders kitabınızda. Lütfen bulun. Zaten 3 nokta niye koyduk? Devamı da var bunun. Kitabınıza bir bakın arkadaşlar. Vardır. Manzum hikaye türünün ne olduğunu bir öğrenin. Serbest müstezat özellikle Fecrati, Servet Fiyonu ve Fecrati de var serbest müstezat. Buna da bir bakın. Masal tiyatro, onları biliyorsunuz. Serbest şiiri de zaten biliyorsunuz. Tür sorulabilir. Lütfen buna dikkat edin. Burada bir hikaye anlatıldığı için ve bir şiir tarzında yazıldığı için arkadaşlar manzum hikaye diyoruz. 17. soru. Aşağıdakiler hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Dil bilgisine geçtik arkadaşlar. Noktalım işaretleri. Hemen bakalım. Yabancı sözcüklerin okunuşları tırnak içinde verilebilir. Yabancı sözcüklerin okunuşu ne olabilir? Mesela bir yabancı bir kelime var. Onun okunuşunu tırnak içinde mi, parantez içerisinde mi veriliyor? Düşünelim. Bu beni biraz düşündürdü. Bekleyelim. Kısaltmalara ve rakamlara getirilen ekler kesmiş işaretiyle ayrılır. Yani şöyle diyor. Rakamlara gelen ekler kesmiş işaretiyle ayrılır mı? Veya kısaltmalara, mesela TDK'nin diyoruz. Kısaltmalara gelen ekler ayrılıyor mu? Ayrılıyor. Doğru. Seslenme sözlerinden sonra virgül kullanılır. Ne demek? Mesela arkadaş. Atıyorum. Arkadaş sesleniyor virgül. Veya hey diyor virgül mü? Kullanılabilir. Sesleniyor çünkü. Evet. Doğru. İki noktadan sonra tam bir yargı, yani cümle yoksa büyük harfle başlamaz. İki nokta üst üste işaretinden sonra arkadaşlar büyük harfle de başlayabiliriz, küçük harfle de başlayabiliriz. Ama cümle varsa, iki noktadan sonra cümle varsa büyük harfle, yoksa bir sıralama varsa, mesela pazardan şunları aldım, iki nokta üst üste elma, armut, o zaman küçük harfle başlar. Ve bu ifade doğru. İkilemelerin arasında herhangi bir noktalama işareti konmaz. Günaydın. Bunu bilmemek ayıptır. İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti konmaz. Arkadaşlar, yabancı sözcüklerin okunuşları tırnakta değil, parantez içerisinde gösterilir. Unutmayın. Şimdi parantez içerisini bazı öğrenciler öğrenmiyor. Küçümsüyor. Hocam bu çıkmaz diyor. Çıkabilir. Parantez arkadaşlar. Yani şu parantezler. Yani şöyle göstereyim. Şurada olduğu gibi. Bu sorulabilir. O yüzden bu sorunun devamı, doğru cevabı A seçeneği olacak. 18. soru. Yine bir dil bilgisi ve yine bir noktalama işareti. Aşağıdakilerin hangisinde? Şöyle düzeltiyorum. Boş paranteze belirtilen yere iki nokta getirilmelidir. Bakalım, tek tek gidelim. Çocuğun bizi görünce nasıl sevindiğini size nasıl anlatsam bilmiyorum. Çocuğun bizi görünce nasıl sevindiğini, ne gelecek buraya? Ne gelecek? Virgül. Nasıl sevindiğini virgül. Size nasıl anlatsam bilmiyorum. Zaten küçük harfle başlamış. Evet, noktalı virgül olamaz. Çünkü arkadaşlar iki ayrıcı bir cümle yok. B şıkkı. İnsanlar yanlış yapabilir. Bakın sonra büyük harfle başlamış. İnsanlar yanlış yapabilir. Sadece büyük insanlar yanlışları anlar. Nokta olacak. Evet arkadaşlar, cümle yargıda bitmiş zaten. Akşama kadar ayaktaydım. Öyle yorgunum ki. Şimdi ayaktaydım bir yüklem. Yorgunum, bu da yüklem. İki tane cümle var demek istiyorum size. İki cümleyi ayırmak için küçük harfle de başlamış. Virgül mü, noktalı virgül mü? Şimdi arkadaşlar burada anlattığı, bakın zaten öğrenci, şöyle söyleyeyim. Öğrencilerin birçoğu noktalı virgül ve virgülde yanlış yapıyor. Şimdi burada virgül olmaz. Burada noktalı virgül olmalı sevgili gençler. Noktalı virgül. Evet arkadaşlar, C şıkkında tekrar söylemek istiyorum. Burada noktalı virgül olacak. Onu hatırlatmak istiyorum. Şimdi D şıkkına bakalım. Karagöz hoş bulduk kel kafalı kara üzüm demiş. Şimdi Karagöz bir şey söylüyor. Hoş bulduk kel kafalı kara üzüm. Muhtemelen Karagöz'le Hacivat konuşuyor arkadaşlar. Karagöz de ona cevap veriyor. O yüzden büyük harfe de başlamış. Ne olacak bu? İki nokta üst üste olacak. Eğer biri bir şey söylüyorsa, konuşuyorsa, onun sözü böyle alıntı yapılıyorsa arkadaşlar, iki nokta üst üste konur. Zaten doğru cevabımız da bu, iki noktayı soruyor. Ama E şıkkına da bakalım. Arkadaş edinirken yavaş ol, değişirken daha da yavaş ol demek istiyor. Burada da noktalı virgül getirmemiz daha uygun olur arkadaşlar. Zaten küçük harfle başlamış, virgül yerine noktalı virgül koymak daha uygun. Arkadaş edinirken yavaş ol, değişirken daha da yavaş ol demek istiyor. Evet, güzel bir atasözü tavsiye. 19. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki cümlenin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Yazım yanlışı soruları çıkacaktır. Unutmayın sınavınızda.
Komşumuz Ahmet amcaya. Arkadaşlar Ahmet amca. Bu tarz akrabalık isimleri. Eğer sahiplik bildirmiyorsa, yani Ahmet amcam, şey teyzem, halam gibi sahiplik bildirirse küçük harfle yazarsın amcam. Ama sahiplik bildirmiyorsa burada olduğu gibi büyük harfle yazılır akrabalık isimleri ve onlara gelen ekler kesim işaretiyle ayrılır, doğru. Biz de yanlışı aradığı için bunu eliyoruz. Mülakata yalnız katılması gerektiği hatırlatılır. Yalnız mı? Yani mülakata yalnız, yani tek başına, yalın kökü değil mi? Yani şöyle yazsaydı, yalnız deseydi yanlış olacaktı. O yüzden mülakata yalnız, yani tek başına katılması gerektiği hatırlatıldı. Bunda bir yazım yanlışı yok. Televizyon programının az sonra başlayacağı söylendi. Televizyon programının az sonra başlayacağı mı, başlayacağı mı? Bu kelimenin kökü neydi arkadaşlar? Başlamak. Y kaynaştırma harfi acak gelecek zaman eki. Yani iki tane ünlü yan yana gelmediği için kaynaştırma harfi geliyor. Tamam. Neden ı olmuş? Arkadaşlar burada ünlü daralması yok. Ünlü daralması yor ekiyle oluyor. Unutmayın, öğrencilerin birçoğu bunu karıştırıyor. Yor eki ünlüyü daraltır. Mesela başlıyor olsaydı, başlıyor olsaydı başlamaktı ya. İşte yor bunu daraltmış oluyor. Başlıyor olmuş oluyor. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. O zaman cevabımız C. Ama diğer seçeneklere de bakalım. Bahçedeki tüm çiçeklerin sulanması gerekli. Bahçedeki tüm çiçekler. Hangi çiçekler? Bahçedeki çiçekler. Bu sıfattır. Bu ki de sıfat yapan ki'dir. Biliyorsunuz dilimizde 3 tane ki var. 1. Sıfat yapan ki. Her zaman bitişik yazılır. 2. İlgi zamiri olan ki. O da bitişik yazılır. İsterseniz bir örnek vereyim. Nasıl diyelim? Benim kalemim kayboldu, seninkini versene. Yani senin kalemini versene. Kalemin yerini tuttuğu için ilgi zamiri olmuş oluyor ve bitişik yazılıyor. Bir de üçüncüsü bağlaç olan ki vardır. O da ayrı yazılır. Burada bir yanlışlık yok. Ahmet de bu toplantıya katılacağını söyledi. Yani başkaları söylemiş, Ahmet de söylemiş. Bağlaç olan de ayrı yazılır. Doğru arkadaşlar, herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden C şıkkındaki başlayacağı değil, başlayacağı olacak. Lütfen unutmayın, kaçırmayın bu soruları. 20. soru. Şöyle düzeltiyorum. Aşağıdaki cümleler hangisine bağlaç, nesneleri bağlama görevinde kullanmış. Şimdi bağlaçı bulacaksın, 1. İkincisi cümlenin ögelerinden nesneyi bulacaksın. Bu da 2. Asıl önemlisi olan cümlenin ögelerini doğru çözeceksin. Hemen başlayalım mı? Sanatçının bu kadar okunmasını sağlayan şey sade ve içten söyleyişidir. Yüklem hangisi? Sade ve içten söyleyişidir yüklem. Sade ve içten söyleyiş olan şey ne arkadaşlar? Sanatçının bu kadar okunmasını sağlayan şey. Burası özne. Şimdi bağlaç şuydu. Bu yüklem arkadaşlar, olmadı. Biz nesneyi arıyoruz. Olmazsa olmaz dediği biçim ile içerik uyumunu şiirlerinde kendisi bile yakalayamamış. Yakalayamamış yüklem. Yakalayamayan kim? O gizli özne. Doğru mu? Evet. Peki o bir şey yakalayamamış arkadaşlar. O neyi yakalayamamış? Olmazsa olmaz dediği biçim ile içerik uyumunu ne yakalayamamış? Olmazsa olmaz dediği biçim ve veya ile bağlaçtır bu arada. Bakın bağlaçtır. İçerik uyumunu ne olacak? Belirtili nesne arkadaşlar. Belirtili nesne. O zaman doğru cevap bu olacak. Bakın yakalayamadığı şey ne? Olmazsa olmaz dediği biçim. Bakın biçim. Bir de içerik uyumunu yakalayamamış. Dolayısıyla iki tane nesneyi bağlaç birbirine bağlamış. Doğru cevabımız B olacak arkadaşlar. İstersen diğerlerine bakalım. Sadece bir tanesine bakalım. Ömrü yalnızca ev ile iş arasına geçen abim artık yorulmuştu. Yorulmuştu yüklem. Yorulan kim? Abim mi? Sadece abim değil arkadaşlar. Bakın yanılmayın. Ömrü yalnızca ev ile iş arasında geçen abim. Komple burası özne olacak. Ne kadar yorulmuştu ya da şey ne olacak? Ne kadar yorulmuştu? Artık yorulmuştu. Ya da nasıl yorulmuştu? Artık zarf tümleci bu zaten. Burası özne. Şu bağlaç özne ile ilgili arkadaşlar. Biz nesneyi arıyorduk. O yüzden doğru cevabımız B olacak. Lütfen unutmayın. Önce yüklem bulunur. Yüklem bulduktan sonra özneyi buluyoruz. Ve her bulduğumuz ögeyi içine katıp soruları öyle sorun arkadaşlar. Tamam mı? Evet. 21. sorumuz gene cümlenin ögeleriyle ilgili. Diyor ki yukarıdaki cümlede hangi numaralar arasında kalan öge cümlenin
dolaylı tümlecidir diyor. Şimdi arkadaşlar artık üniversite sınavında dolaylı tümleç değil. Ne kullanılıyor? Yer tamlayıcısı. Tamlayıcısı. Nedir yer tamlayıcısı? Dolaylı tümlecin yerine kullanılan bir ifadedir. Bence bu çok doğru bir ifadedir. Dolaylı tümlecidir arkadaşlar ya. Dolaylı tümleç varsa bir de dolaysız olması gerekiyor. Değil mi? Evet işte bunu dilciler, Türk Dil Kurumu'nda olan dilciler hep tartıştılar. Sonra da bunun olmayacağına bence karar verdiler. Asıl doğru olan yer tamlayıcısıdır. Yani yüklemin nerede veya nasıl yapıldığını, yerini söylüyor. Yüklemdeki fiilin, yani daha doğrusu fiilin yerini söylüyor. O yüzden yer tamlayıcısı ifadesi daha doğru. Siz testlerinizde, yani konu anlatım testlerde falan onu çözdüğünüz zaman dolaylı tümleç görebilirsiniz. Ama bu yer tamlayıcısıdır ve çok uzattım biliyorum, kusura bakmayın. Yer tamlayıcısı şekliyle üniversite sınavında çıkıyor arkadaşlar. Unutmayın, dolaylı tümleç şeklinde çıkmıyor bu ifade. Yani ifade böyle. Bakalım yazar denemede duygu ve düşüncelerini bir söyleyiş havası içinde dile getirir. Dile getirir yüklem. Dile getiren kim? Yazar özne. Şuraya ö yapayım. Peki yazar bir şey dile getiriyormuş değil mi? Arkadaşlar yazar neyi dile getiriyor? Duygu ve düşüncelerini. Bakın duygu ve düşüncelerini. Neyi? Bakın şöyle yazıyorum. Neyi? Duygu ve düşüncelerini. Belirtili. Bakın sonunda hep i var. İ var. İ. İ sesi var. İ harfi var. Dolayısıyla bu belirtili nesne. Peki nerede arkadaşlar yazar? Bakın her bulduğum ögeyi içine katarak soruyorum. Yazar duygu ve düşüncelerini nerede dile getiriyormuş? Denemede dile getiriyormuş. Yerini söylediği için arkadaşlar ismin D hali, E hali, den halleri hangi ögeyi verir bize? Dolaylı tümleci, yani yer tamlayıcısını verir. Özellikle burasını özellikle belirtiyorum. Yer tamlayıcısı arkadaşlar. Denemede yer tamlayıcısı. Ya zaten bize dolaylı tümleci soruyordu. Yani 2 ile 3 arasına kalan öge dolaylı tümleç. 2 ile 3 arasına kalan öge dolaylı tümleç. Güzel bir soru. Beğendim arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. 22. Edebiyat sorusu. Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar A şıkkına bakalım. Bu arada Recaizade Mahmut Ekrem hangi dönemin sanatçısı? Tanzimat'ın ikinci dönem sanatçısı. Evet. Ve Servet Fiyon'un edebiyatının da kurucularından, mimarlarından biliyorsunuz. Konusunu yaşanmış bir olaydan alan Şemsa adlı kitabı realist bir hikayedir. Şemsa. Düşünelim. Çok Bilen Çok Yanır adlı eseri tiyatro türündedir. Çok doğru. Evet bu doğru. Yayın dünyasına Afife Anjelik adlı eseriyle adım atmıştır. Evet Recaizade'nin en önemli eserlerinden. Bu da doğru. Nağme-i Seher çok sevdiğim bir şiirdir. Nağme-i Seher gençlik şiirlerinden oluşan bir şiir kitabıdır. Bu da doğru. Zafername en güzel şiirlerini içeren şiir kitabıdır. Arkadaşlar Zafername Recaizade'ye mi ait? Hayır. Zafername Ziya Paşa'ya aittir arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Bize bakın yanlışı soruyor. Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir. Ziya Paşa'nın Hiciv tarzında, yani eleştiri tarzında yazdığı bir eserdir. Dönemin ünlü bir paşasıydı. İsmini unuttum şu an ama o paşayı eleştirmekle ilgili bir eseridir bu. Öyle söyleyeyim. Eleştiriyor yani. Hiciv türündedir. Yani cevap E şıkkı. Ne bekliyoruz değil mi? Diğer soruya geçelim. 23. Aşağıdaki cümlenin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur diyor. Şöyle düzeltiyorum tekrardan. Evet. Yazım ve de noktalama. İkisini bir arada soruyor. Savaş olduğu yıllarda elindeki kamyonet, bakın elindeki kamyonet hangi kamyonet? Kamyonet isim arkadaşlar değil mi? İsmi sıfat, bakın hangi kamyonet? Elindeki, bu sıfat yapan ki. Bu sıfat yapan ki. O yüzden bitişik yazılması lazım ama yazılmamış arkadaşlar. O yüzden yanlış. Pamuk toplamak için her yıl Çukurova'ya işçi geliyordu. Şimdi Çukurova özel isim mi? Evet. Çukurova özel isimse ona gelen ekler kesmiş şartıyla ayrılması gerekmiyor mu? Ayrılmamış. O yüzden yanlış. 19 Mart 1930. Evet doğru. Belli bir tarihi bildiriyorsa buradaki ay ismi büyük harfle yazılmalıydı. Doğru. 19 Mart 1930 tarihinde Ankara'ya taşınmışız. Ankara özel isim. Ek gelmiş. Kesmiş şartıyla ayrılmış. Doğru. Ama tarihinde diyor. Arkadaş ya olacak iş mi? Tarihinde T'yi niye büyük yazıyorsun? Bu küçük yazılmalı arkadaşlar. Özel isim değil ki. Değil mi? O yüzden biz bakımdan doğrudur diyor ya. Bu da doğru değil. Yanlış yazılmış. Minarelere mahya takılması Türk İslam kültüründe bir gelenektir. Evet Türk özel isim. İslam din ismi olduğu için özel isim. İki tane bir kelime varsa böyle arasına
Hani noktalamayı da soruyor. Bakın, hey, noktalamayı da soruyor. Bu arada nokta koymuş cümlenin sonlarına. Bunlar zaten noktalar doğru ama yazımları yanlış. Şimdi bu noktalama işareti sadece nokta var, doğru. Bir de şu var, pardon, kısa çizgi. İki kelimeyi ayırmak için böyle kısa çizgi kullanılıyor. Bu da doğru. Büyük harfle yazılmış. Bu da doğru. Mahya kelimesi evet küçük yazılır. Cümlenin baş harfi büyük yazılır. Bu doğru. Bir yanlışlık göremedim. Dursun. Buna bir kontrol edelim. Yakup Kadri özel isim olduğu için büyük yazılmış. Doğru. Virgül. Yaban romanında Aydın Köylü çatışmasını işlemiştir. Nokta. Noktada da bir sıkıntı yok. Aydın Köylü aynı şunun gibi arkadaşlar. İki kelimeyi ayırmak için bazen böyle birbiri iliti kelime ayırma kısa çizgi kullanılır. Bazen değilken. Derken yani. Kullanılır yani. Evet bu da doğru. Yaban, Yakup Kadri'nin bir romanı büyük harfle yazılmalı. Yazılmış çünkü özel isim, eser ismi. Evet ama romanı diyor arkadaş ya. Bak roman kelimesi niye büyük yazıyorsun? Küçük harfle yazılmalı. Bu tarz eser veya ne diyelim mesela Saraydan Kız Kaçırma Operesi. Saraydan Kız Kaçırma operanın adı olduğu için büyük harfle yazılır ama operanın O'su küçük harfle yazılması lazım. Bunu da yazılması yanlış. Dolayısıyla arkadaşlar D şıkkında herhangi bir yazım ve noktalama yanlışı yok. İkisini bir arada sormuşlar. Yani sorduk. Güzel bir soru. 24. Yukarıdaki dizelerin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisidir? Cümlenin ögeleriyle ilgili bir soru. Hemen bakıyoruz. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir. Bin yıldan sürecek sanılan kar sesidir bu. Arkadaşlar bakın. Yüklemi nasıl bulacağız? Yüklemi nasıl bulacağız? Evet bulur musunuz? Bana da yardımcı olun diyeceğim ama siz beni duyuyorsunuz. Ben sizi duymuyorum. Nasıl yapacağız? Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesi. Bakın tamlamalar var. Bu yüklem. Burası yüklem. Bin yıldan sürecek sanılan kar sesidir. Yüklem. Peki soruyorum. Bin yıldan sürecek sanılan kar sesi nedir? Bu. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesi ne? Bu. Özne arkadaşlar. Bakın zor değil mi? Evet biraz zor. Şiirlerde cümlen ögeleri bulmak biraz zor. Bu dediği neyse artık bu işaret sıfatı bu arada. Sıfat diyorum çok özür dilerim. İşaret zamiri. Dolayısıyla burası özne olacak. Yani yüklem özne mi? Yüklem nesne, yüklem özne. Bakın burada var. Yüklem özne sıralaması burada. Evet böyle bir soru da gelebilir. Nasıl bir soru? Sıralama sorulabilir. Cümle verilip bu cümlenin ögelerinin sıralışı nasıl deyip sorulabilir. 25. soru. Yukarıdaki cümlede altı çizili yer yani şurası cümlenin hangi ögesidir diyor. Bakalım hemen. Zevk alarak okumak. Yapıtın yazarı ile ilgili yapılmış her saptamayı önceden araştırıp değerlendirmek ile olur. Değerlendirmek ile olur. Yüklem hangisi? Olur yüklem. Olur yüklem. Olan ne? Yapıtın yazarı ile ilgili yapılmış her saptamayı önceden araştırıp değerlendirmek ile. Nasıl olur demiyoruz. Olan ne? Zevk alarak okumak. Değil mi? Zevk alarak okumak. İşte şöyle olur diyor. Bu özne mi? Özne. Cevabımız ne? Şu. Peki diğer taraf ne? Öğrenmiş olursunuz. Zevk alarak okumak nasıl olur? Yapıtın yazarı ile ilgili yapılmış her saptamayı önceden araştırıp değerlendirmekle olur. Burada arkadaşlar hepsi de zarf tümleci olacak. Evet sevgili gençler 25 tane size testten oluşan bir sınav hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Hakikaten böyle bazı öğrenciler çok güzel eleştirilerde bulunuyorlar. Onları dikkate alıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Sınavınıza başarılar diliyorum. Lütfen sakin değerlendirin. Kaleminizi kullanın. Bazı öğrenciler kalemini kullanmıyor. Çok kızıyorum ben o öğrencilere. Arkadaşlar kalem niye var? Sadece seçeneği işaretlemek için değil ki. Altlarını çizin ya. Çizin. Bakın değerlendirin. Ona göre doğru cevabı bulun ve lütfen böyle biraz daha hani süreyi de kullanmak adına hızlı düşünmeye de çalışın. Sınavda tekrar başarılar diliyorum. Hepinize hoşça kalın.